Sinirim bozuldu biraz ya. Yetiştiremeyeceğim diye korkuyorum. Yapamıyor musunuz? Yok, elimden gelenin fazlasını yapıyorum ama gerçekten çok yağlı ve dolaplar çok fazlaydı. Ama hakikaten çok teferruatlı ve pis bir mutfağınız var. Bir sürü eleştirecekler beni, bahane bulacaklar. Bahar Hanım aslında pek gücünü kullanamadı. Çünkü teli kullanmasını, tutmasını da bilmiyordu. Gördüğüm kadarıyla bence benim rakibim olamaz. Çünkü daha çok erken saatte çok yorulmuştur. Zamanını mutfakta çok harcadığı için bu da karşısına çıkacak. Gözyaşlarınıza yazık Bahar Hanım. Ben görüyorum burada ne kadar çabaladığınızı. Baksanıza ne kadar güzel parlattınız dolapları. Gerçekten mi? Öyle tabii. Resmen dolaplarınız kendine geldi. Hele o ocağın çevresindeki fayanslar bir fecaatti. Üste çok oyalandım. Çok yağ vardı. Sadece orada 40 dakika uğraştınız. 40 dakika uğraştım zaten. Telleriniz ne hale geldi? Teller zaten leş gibiydi. Tamam o zaman bozmayın moralinizi. Ben sizi böyle görmek istemiyorum. Yetiştiremeyeceğim diye korkuyorum. Ondan dolayı değil de. Yetiştireceksiniz. Ben size güveniyorum. Bugüne kadar hiç böyle yapamayacağım deyip de sonra başardığınız oldu mu? Oldu. İşte bugün de öyle bir gün. İnşallah. Ben eminim alnınızın akıyla çıkacaksınız bu mutfaktan. Bahar'ın bez sıkmasını şöyle beğenmedim. Bezi kavramayı, yani tutmayı aslında panikten herhalde biraz iki elle falan tutmaya başladı. Bir şaşırdım orada. Bir de şöyle söyleyeyim. Teli aslında güzel kullanmak için eline alıyor ama bir orada düşünüyor mu ya da biz seyrediyoruz diye mi kendini korkuyordu yani. Tam telle yapamıyordu. Güç kullanmıyordu açıkçası. Bakışlarını gördüm bana karşı. Yetiştiremeyecek gibi bakıyorlar hepsi. Sarı mutfağı iki dolaplı zaten. Benim mutfağım hem yağlı hem dolapları fazla. Onların evlerini de gördüm ben. Hiç bu kadar yağ yoktu. Bu kadar dolap yoktu. Ona göre puan verecekler. Kusura bakmasınlar. Bahar'dan dolapların altını tabii tertemiz bekliyorum ama dediğim gibi çalışma sistemi çok dağınıktı. Yani ona bir de panik eklendiği zaman da bence başaramamıştır yani. Ben onların şu an içlerini okuyorum. İçinden geçirdiklerini okuyabiliyorum ben. Kalbim temiz, kimse için kötülük düşünmüyorum. Çok merak ettim Bahar Hanım. Rakiplerinizden hangisi hoşunuza gitmedi? Hiçbiri. En hoşunuza gitmeyen kim oldu peki? Pınar Hanım takmış zaten bana. Aa, neden size taktığını düşünüyorsunuz Pınar Hanım'ın? Hep başından beri bana takmış zaten. 200'lü bir insan olduğunu düşünüyorum onun. Bir öyle bir böyle olduğunu düşünüyorum. Çekim dışında bana inşallah yarın temiz bir ev düşer diyor. İçeride şov yapıyor bildiğin. Ben olduğum gibiyim. Yani insan göründüğü gibi olmalı, göründüğüm gibiyim ben de. Bahar Hanım alt dolaplara girdiğinde zaten bir karışık başladı. İçleri yapmadan dışları telledi, içindekilerini çıkarmadı, telledikten sonra çıkardı. Orada bir kargaşa yaşadı. Eminim o alttaki bölgeyi unutmuştur. Aman üstünü de silmeyi unutmayın Bahar Hanım. Zaten yapayalnız kaldınız mutfakta. Nerede bu bizim Kadir? Geldim. Nihayet geldin. Bak Bahar Hanım ne halde? Neredesin sen Firavun? Bana bak bana. Ya yetiştiremeyeceğim diye korkuyorum. Kız niye yetiştiremiyorsun? Bu ne ki? İşlerinin düşüncelerini okudum resmen. Bakışlarını okudum. Tamam o zaman ne yapıyorsun? Onlar öyle düşünüyor. Ben geçirdiklerini okuyabiliyorum. Bak şimdi onlar öyle düşünüyorsa sen daha zıttını düşünmen lazım. Ters etmen lazım. Bırak, ben çoktan sakinleştirdim Bahar Hanım'ı. O zaman beni dinle, beni daha ne konuşturuyorsun? Ben o zaman bu kombiye gireyim. Giriyorum bu kombiye, tamam mı? Ama şuralara yağ çöküldü. Olsa önemli değil, yukarıdan aşağı ineceğim zaten. Buzdolabım var, buradan bir önce çıkar buzdolabına girersen hemen çıkarız buradan. Yapacağız. Şimdi ilk defa televizyonda heyecanlı tabii. Ama onların mutfağını da gördüm, 3-4 dolap ya. Bir de benim dolaplara bakın kaç tane bak. Onun için bak, bunu da arkana al. Bu da senin bir avantajın. Evet. Kendini savunurken çok dolabın vardı dersin. Biraz da abartırsın. O yağ telleri atmadın değil mi? Çünkü kız ben sana demedim mi? Atma onları finalde gösterirsin. Bak ya. Öyle demedin. Buraya koy görsünler dedi. Görsünler onları göster. Bak sende şu problem var. Hiç ağzın laf yapmıyor Bahar. Senin çok tepene binerler. Bende şu var, işime konsantre oluyorum. Hani İşine konsantre ol ama onlar da senin lafına sözüne biraz da şey yapıyorlar. Tamam. Seni sessiz buluyorlar. Bak ben sana açık ve net söylüyorum. Bugün patlayacağım gerçekten. Hadi bak. Sakın Bahar Hanım'ın hakkını yedirme Kadir. Ben biliyorsun. Bak oralar çok güzel oldu. Oldu tabii. Kim temizledi? Maşallah maşallah. Çekmeceler nasıl oldu Kadir Bey? Oh eline sağlık. 2 kere 3 kere geçtim üstünden 2 kere. Aha. Yan bakıyorlar bana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.